Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dicey kanalında yeni bir kutu açımına daha hoş geldiniz. Bugün arka planı değiştirdik. Ara ara salonda, ara ara kendi odamda çekimleri gerçekleştiriyorum. Bugün bahçeden almış olduğum güzel bir ayakkabı var. Sizler tarafından da çok istendi. Hatta geçen bir takipçimle karşılaştım. Abi dedi ya, bir sınıf arkadaşım almış, sen de alıp inceler misin dedi. Tamam dedim, bayram geçsin, söz alıyorum. Ve sözümü tuttum arkadaşlar, siparişimi verdim. En kötü rengini sipariş verdim çünkü 45 numara başka yoktu. Şimdi arkadaşlar açıyorum ve bakalım nedir ne değildir, görelim. Bahçeden gelen kargo da bu şekilde geliyor. Yani poşetle gönderimleri aşırı beğenmiyorum. Adidas da biliyorsunuz poşetle gönderim yapıyor. Ama bunun poşeti bir tık daha kalınmış. Tabii Nike karton getiriyor, o daha güzel. Tabii. En güzeli o yani. Çünkü bunu kırık olması daha zor. Bunlara nazaran. Arkadaşlar şöyle kutumuzu çıkarttık. Sanki tanımış gibi olursun diye tahmin ettim. Tanıyamadım ama. Tanıyamadım ya. Sanki bir ayakkabının serisinden bu. Bak arkasını da çevireyim. Ne yazıyor? Greater than. Yazıyor değil mi? GT. Şurada yukarıda dikkatinizi çekerse arkadaşlar. Hatta şöyle elime alayım. Greater Than serisinin bende olan yegane ayakkabısı ve çok da seviyorum gerçekten bu ayakkabıyı. Geçen sene hatırlarsanız Nike bir seri çıkarttı. GT serisi, Greater Than serisi, GT Run, GT Cut ve Jump. 3 tane efsanevi ayakkabı çıkardı. Gerçekten bu seri bence şu ana kadar çıkmış en harika böyle bir de... Basket neden değil değil mi bu? Basket hepsi, basketbol. Hani neden çıktı, nasıl çıktı, imzalı ayakkabı da değil, bir anda harika bir seri çıkardılar, böyle duyurdular. Bir ara Hyperdunk falan da çıkartıyorlar. Hyperdunk aynen gibi. Daha böyle jenerik, her daim herkesin kullanabileceği ayakkabıydı. Bu seri çok ilginçti. Ben de oradan arkadaşlar sadece Run serisini alabildim. Cut inanılmaz pahalanan değişik bir ayakkabıya dönüştü. Bu sefer Cut 2'yi aldık zaten. Hadi laf oraya gelmişken şöyle de göstereyim arkadaşlar. Değil mi? Cut 2. GT Cut 2. Bir de Jump var. Onu da geçen hatırlarsanız yine shorts videomda anlatmıştım. Bolu Highway Outlet'te vardı. 3000 liraya niye onu almamışım onu üzülüyorum. Şu an 4,5 lira falan satılıyor. Çok apayrı bir seri bu. Yani yastıklaması mükemmel. Premium yastıklama ve çok premium materyaller kullanıyorlar. Şimdi şöyle, bu arada çok beğendiğim bir ayakkabı. Ne diyorsunuz? Evet, güzel. Renk, menk harika. Tek buradaki ayakkabıdaki eksik, orta tabanda bir plastiğe ihtiyaç var. Hafif ayakkabı içe bükülme yaşıyor o yüzden. GT Cut 2 arkadaşlar, bir gibi olmadı. Bir, çünkü resellerlerin eline düştü. İşte 100 dolara çıkan ayakkabı, 150 dolar neyse o civara çıkan ayakkabı 400-500 dolarlara alıcı buldu. Değişik bir böyle patladı gitti. Bulmak imkansız oldu. Sınırlı sayıda birini ürettiler. Bir çok da güzel bir ayakkabıydı gerçekten. Şimdi ise bunu açalım. Kutu aynı kutu. Daha kuvvetli olan üstündeki çıkartmalarıyla daha premium duran bir ayakkabı. Yaklaşırsanız şöyle bakalım. Evet, poşetini açalım. Zaten altta ben kaliteliyim diyen bir şey karşıladı bizi, bir tabağın. Fiyatı da bu arada arkadaşlar 3800'dü. Yani fiyatı da çok pahalıydı. Oo. Ama yani Barçın niye böyle gönderiyor bilmiyorum ama sanki giyilmiş, kullanılmış gibi, baksana. Böyle bir açılmış gibi. Alt tabanına bakayım. Yani Barçın da böyle birkaç bunun gibi yapan şey var. Mağazalarından gönderim sağlayabiliyorlar. Ama bak, mesela şu an direkt kartonu falan da yok. Bak mesela bunda karton yok. Evet, bunda karton yok arkadaşlar. Bunda iki tane karton şey varmış gibi poşet doldurmuşlar ikisinin yerine. Ya bu tarz şeyler insanın canını sıkabiliyor çünkü bir çok para veriyorsunuz, iki de çok heyecanla bekliyorsunuz. Bu arada en kötü renk dedim ama renk güzelmiş. Yani beklediğimden daha güzel geldiğini söyleyebilirim. Daha simsiyah gözüküyordu sipariş verirken. Umarım da küçük gelmez. Çok küçük geldi bir an bana. Biraz küçük geldi. Değil mi? 45 numara aldım arkadaşlar her zamanki gibi. Ve sizler çok istediniz. Evet, ben de aldım. Şu önündeki şey çok değişik geldi. Evet, önünde bir ne var? Sünger Bob'a benziyor. Evet. Bu renkle bir alakası olabilir. Sandviç midir? Nedir o? Bana? Sünger Bob gibi geldi bana. Yuvarlak. Square ağzını pants değil Nike de. Ağzını Nike yapmışlar. Aynen, ağzını Nike yapmışlar. Dikkatini iyi çekti. Basketbol topu. Bu arada bayağı kaliteli. Güzel bir damga yani, dandik bir şey değil. Hemen şurada dikkatimi çeken arkadaşlar GT Cut, harika bir etiket. Bu tarz şeyler, dokunuşlar premium olduğunu hissettiriyor ayakkabının. Bu arada alt tabanı çok dikkatimi çekti. Yani önden arkaya doğru harika bir geçiş var. Ya bilemiyorum, bir tozlanmış şey yapmış, rafta duruyor olabilir bu arada bu ayakkabı. Arkasındaki yine plastik, sanki hız arabasını andıran, yarış arabasını andıran bir plastiği var. Arkada Nike yazıyor. 1972 yazıyor. Evet, Nike'ın kuruluşu. Çok güzel bir yine damga. İlk defa görüyorum bu brandingi, bu markalamayı. Hemen şurada Greater Than serisinin amblemi var köşede. Dizayn detaylarına baktığımızda şurada GT Cut Version 2.0 denmiş. 2.0 versiyonu. Ve hemen yine şurada da ne yazıyor? Smear Traction. Ha, Smear Traction. Yeni bir herhalde burada taban tuşuyla alakalı bir durum var. Gerçekten tabanı da arkadaşlar efsane. Arkada Air Zoom yazıyor, görüyor musun?
Altında da biraz daha yanaşırsanız arkadaşlar altından da başlamış olalım. Dizayn detayları bu şekilde. Muhtemelen bu taban tutuşu efsane olacak, biliyor musun? İnanılmaz çıkıntılı ve 3 farklı yapıya sahip. Yani buradaki translucent böyle bir yapışan değişik bir taban. Ortadaki sert plastikten çok kuvvetli ama dışarıda giymenizi yine önermeyeceğim tarzda bir ön kısım oluşmuş. Arkası ise yine yapışan translucent, harika taban tutuşu sergileyecek dizayn bir tasarım olmuş. Air Zoom'la. Şurada da işareti var. Öyle. Ha, evet, şuna zaten bakmıştık diğerinde. Şu Air Zoom yazısı da çok hoşuma gitti. Alt orta kısımda. Gerçekten çok hoş, çok güzel. Bu ayakkabıların genelde en öne çıkan özelliği bir, tabii ki çok premium materyaller, kaliteli oluşuyor. İki de yastıklaması. Bu GT serisinin hepsi arkadaşlar yastıklama gerçekten üst düzey. Burada da muhtemelen öyle olacak. Yastıklamaları genelde Zoom üniteleri. İşte içine kondurulan, bak şimdi hatta onu çıkartayım. Şöyle şuraya bakar mısın? Evet arkadaşlar, harika bir tabanlık. Çok güzel yapılmış. Şuraya bakar mısın? Zoom ünitesi işte. Hex unit diye geçer bu. Hex ünitesi bu sefer tabanlığın içine kondurulmuş. Tabanlık da çok rahat. Şurada ayrı bir yapımı var. Ona hissetmeye çalışıyorum. Şurası daha bir yumuşak. Muhtemelen burada da bir farklı kimyasalla kullanılmış. Ve içine bakar mısın? Air Strobel diye geçen, şöyle göstereyim. Bu normalde KD'lerin tek yastıklamasıydı. Evet. Zamanında KD12'nin sadece tek başına bu yastıklama kullanılırken, burada görüyor musun? Yani inanılmaz bir olay var. Bahsetmeye çalıştığım buydu. Yastıklama noktasında harikalar. Şuna da dokunduğunuz zaman arkadaşlar hissediyorsunuz. Gerçekten süper bir yastıklama olacak. Bu arada bu tarz drop-in midsole diye geçer. Yani tak ve bırak midsole'u. Orta tabanı demek olur bu da. Çok hoş, çok güzel. Bunlar bu arada ayrıca da satılıyor arkadaşlar. Yurt dışından, Türkiye'de emin değilim var mı ama yurt dışından getirtebilirsiniz. Hatta Boost'u var mesela, bu tamamıyla Boost. Her ayakkabıya koy, her ayakkabıda keyfince oyna. O tarz bir videoda ister misiniz? Yorumlarda belirtin. Biraz pahalıya mal oluyor. Bir ayakkabı fiyatına geliyor çünkü yurt dışından geliyor. $50 mı ne? Bir de tabii vergisi, kargosu bilmem nesiyle 2000 liralara falan bulur diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Bir sıra hani alayım edeyim diye düşünmüştüm. Ama bir tane alıp her ayakkabıya da koyarsanız her ayakkabıda Boost yastıklaması, her ayakkabıda Zoom yastıklaması olabilir. Evet, belki onu yerine... hani yurt dışına gidince almak daha mantıklı. Evet, zaten hep onu bekledim. Ya dedim bir yurt dışına gideyim. Ya da giden biri olursa ondan evet, istenebilir. Doğru. Arkadaşlar yurt dışından, Amerika'dan, şuradan buradan gelen arkadaşım varsa benimle DM'den iletişime geçsin. En azından böyle bir video yardımı olur. Beni kargo ücretinden ve vergi ücretinden kurtarır. $50 anlaşırız. Ya yani $50 sipariş ederim, rahat olur. Şu şekilde de rahat girdi. Bu arada bazen bunlar ölümcül olabiliyor. Ayakkabıdan çıkarmak bela olabiliyor. Burada çıkartması an, ayrı, takması daha ayrı. Biliyorsun. Bir de bazen ufak bir yapıştırıcı koyuyorlar. Çıkartıyorsun, evet, şur diye böyle çekip geliyor. Burada direkt tak çıkar yapabil diye koymuşlar. Evet, ayakkabının alt kısmı buydu. Zaten genelde ayakkabıyı tuttuğunuz zaman arkadaşlar altta bir kalınlık olduğunu hissediyorsunuz. Hem içeride baktığınızda hem de dışarıda baktığınızda kalınlık ayrı. Yani orada bir kalite, bir ağırlık hissettiriyor. Üst kısma bakıyorum. Üst kısımda biraz Jordan 36'ları andıran, biraz Jordan 37'leri andıran böyle hafif kaliteli ve biraz plastik karışımlı bir tasarım, bir materyal kullanımı mevcut. Kimi yerlerde kumaşı, pamuğu artmış, kimi yerlerde ise geçirgenliği arttırılmış şekilde bir penceremsi gibi düşünebilirsiniz. Kaliteli, hoş bir üst kısım var. Bunların tek sevmediğim yanı biraz böyle buruşuk buruşuk duruyor. Değil mi? O evet, bir hoş olmuyor yani, bir buruşuk buruşuk duruşları güzel olmuyor. Ama ayağı gelince belki toparlayacak. Muhtemelen toparlayacaktır. Şimdi zaten sonunda da ayağımıza tamam, giyeceğiz. Şuradaki Nike işareti. Nike işareti saklanmış bir şekilde adeta. Dış tarafta da farklı renkli Nike işareti var. Arka topuk kısmı bayağı low geldi bana arkadaşlar. İçten baktığım zaman şu yastıklamaları kaliteli, güzel sünger. Bazen bu süngerler o kadar yumuşak oluyor ki arkadaşlar, şu arkada kullanılan. Yırtılır o zaman. Yani hemen böyle ayağınızın sönüyor şeklinde ya sönüyor. Aynen öyle. Bu sefer ayakkabı bollaşmaya başlıyor. O eski tutuşunu yakalayamıyorsunuz. Bu yüzden aslında kalite çok önemli. Dile bakıyorum, dil de fena değil. Dili de yine oldukça kaliteli hissettiren. Dilin üstünde bu arada dikkat ederseniz böyle delik 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 havalandırma kısımları var. Ama alttan tabii ki bunlar aslında yok. Bunu fake ayakkabılarda görüyorduk. Deliklerin içi dolu olması. Tabii yine ufak da olsa fark edecektir. Ama keşke direkt ayakkabının dilinden geçiyor olsa tamamıyla. O zaman daha iyi havalandırmalı olur. Havalandırmanın çok kuvvetli olan... Biraz terletecek gibi evet, bence. Evet, çok kuvvetli değil havalandırması kesinlikle. Bence de terletecek gibi. Ne diyorsun genel itibariyle? Görüşlerini güzel, alayım. Güzel, hoş yani. Sevimli. Hoş. Evet.
Yalnız bu gönderim gerçekten hoşuma gitmedi, biliyor musun? Normalde... Barçın bunu hep yapıyor maalesef. Evet, yani hatta birkaç defa giymiş ettim. Yani ben sevdiğim bir marka bu arada. Barçın orijinaldir. Türkiye'de birçok mağazaları var. Çok da severim. Bulamadığım ayakkabıları oradan indirimli bulurum. Hatta... Ama bence senin ayakkabı numaran tam vitrin ayakkabı numarası olabilir. Olduğu için belki öyle olabilir. Bize denk geliyor olabilir. Olabilir. Bu arada şeydeki Nike University yazan kısımda çok güzel gözüküyor. Nike Üniversitesi. Evet, çok hoş. Hoş olmuş. Ne diyorsunuz? Şimdi ayağımıza girebiliriz. Hafiflik noktasında da bu arada iki tane tartı sipariş ettim arkadaşlar. Bozulursa sonunda. Diye. Sonunda. Aynen öyle. Videolarda tartı kullanıyordum eskiden. Sonra bir bozuldu tartım. Bir mutfağa kendime ayrı iki tane sipariş ettim. Çok hafif değil, çok ağır değil. Ortalama güzel bir ayakkabı. Ama ben şu ana kadar bayağı beğendim. Ne diyorsun? Güzel. Yani kalite hissediliyor arkadaşlar kesinlikle. Muhtemelen ayakta da çok keyifli. Biraz futbol ayakkabısını andırıyor. Evet. Yani şu da öyle zaten. Sen şaşırdın mesela. Basketbol evet, ayakkabısını deyince şaşırdım. Bu. Ama tipleri hep bir turuncu kullanıyorlar sanki. Ya da senin rengin ben, de oluyor. Benim rengim. Ben galiba onları doğru seçiyorum. Hoşuma da gidiyor. Bunda da öyleydi mesela. Materyaller çok kaliteli, çok farklı. Ciddi bir yastıklama olayı. Çok hoştu gerçekten. Evet. Koleksiyonumun değerli ayakkabılarından bu. Tekrar koyayım. Hadi bakalım ayağımıza giyelim ve sonrasında da çıkışımızı yapalım. Ve sonrasında da tabii ki detaylı performans incelemesi için bekleyişte kalıyorsunuz. Ha yok, çok iyi oldu. Sanki küçük gibi gözüküyordu ayakkabı ama bayağı iyi oldu. Bayağı iyi. Yalnız sevmediğim bir durum. Şu dilini görüyor musunuz bakın? Dili yapışık değil arkadaşlar üst kısmı. Bakın şuralardan zaten böyle ayağım gözüküyor. Hoş değil ya. Normalde biliyorsunuz birçok ayakkabıda şuradan bir lastikle dil içeriye bağlanır. Ya bu tarz küçük şeyleri kim ayakkabıda yapmıyor olmaları inanın konforu çok azaltıyor. Neden yapmıyorlar bilmiyorum. Yani. Evet. Yastık ama güzel. Ayağımı çok iyi sardı. Oo, keyifli. Keyifli. Biraz ayağımın alışması gerekecek ama yastıklaması harika. KD'leri hatırladım arkadaşlar. KD 12'ler, KD 13'ler. Genel itibariyle güzel duruyor. Evet. Şu yastıklamayı da size de göstermiş olayım. Evet, bayağı hoş. Bayağı hoş. Çok da kuvvetli. Kaliteli duruyor. Kesinlikle sizi zıplatacak, aktif hissettirecek güzel bir ayakkabı. Taban tuşu falan da bence ciddi güzel olacak. Hani bu senenin belki en önemlinden olabilir. Tabii ki bunun için incelemeyi, beklemeyi unutmayın. Evet. Çok hoş, çok güzel. Ayağımı çok iyi sardı. Güzel bir eğimi var. Bu da adım atma rahatlığınıza yansıyor. Yani şu şekilde adım atarken çok rahat hissediyorsunuz. Harika. Detaylı performans incelemesi için bekleyişte kalın arkadaşlar. Gayet güzel bir ayakkabıydı. Gayet hoşuma giden bir ayakkabı oldu. Zaten GT serisi kalitesini ispatlamış bir seri. Her yeni çıkan ayakkabı da gerçekten çok kaliteli ve güzel oluyor. Bu ayakkabı da birkaç hafta verin bana. Sonrasında keyifli bir video yine sizleri bekliyor olacak. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dahisi out.